Olayımız 1907 yıllarında İstanbul'da geçer. Avrupa'da öğrenimini yapan Meftun, babasının ölümü üzerine İstanbul'a dönmüştür. Bir konakta yaşayan ailesinin tükenmek üzere olan yaşamını kurtarmak için kız kardeşi Lebibe'yi komşuları Kaşıkçızade Kasım Efendi'nin oğlu Mahir'e verecek, kendisi de Mahir'in kız kardeşi Edibe ile evlenecektir. Annesi Lütfiye Hanım ile teyzesi Vesile Hanım'ı komşuları Hacı Kasım Efendi'nin evine görücü gönderir. Ah, ne iyi ettin de geldin Azize. Yani bu kızın dırdırı, bu kızın şikayetleri öldürecek beni. Üzülme. Haksız mıyım üzülme. Azize teyze? Aylardır aynı elbiseyi giyiyorum. Şu halime bak. Hacı Kasım Efendi'nin kızısın sen. Bitişik köştekilerin kızlarını gördüm geçen sabah. Nerede gördün? Bahçe duvarında. Onların hepsi kafir. Kafir oğlu kafir. Nedenmiş? Neden olacak? Bir kerem yeni elbise giymek günah. Doyuncaya kadar yemek zıkkımlanmak günah. Ah. Has ve taze ekmek yemek günah. Günah. Parayla su içmek, günah. Harcamak maksadıyla lira veya mecidiye bozdurmak, günah. Yürümeye engel bir hastalık olmadıkça hayvana, arabaya binmek, günah. Lüzumsuz gezintilerle ayakkabı eskitmek günah. Efendi baba, ben elbiselerimden söz ediyorum. Bitişik konaktakiler ne güzel giyiniyorlar Azize teyze. Vallahi haklı kız. Ben bile gördüm de imrendim geçen gün. Sus. Bahriye, güzellik insanı lüzumsuz süslenme masraflarına götüren korkulu bir beladır. Kendinde olmadığı halde süslenmek, güzelleşmeye çalışmak en büyük ahlaksızlıktır. Kasım efendi doğru söylüyor. Bütün mahalle çalkanıyor. Yeni gelen Frank bozuntularının dedikodularıyla. Aa, ne diyorlar Azize kız? Allah'a sen söyle. Kasım efendi. Hani diyorum şöyle bir kahveye doğru uzansan da biz de biraz kadın kadına şöyle bir halliz. Hadi, hadi canım. Hadi kocaların güzeli. Hadi kocuğum benim. Hadi aslanım. Güle güle. Hadi Allah başımızdan eksik etmesin seni. Gelirken de ekmek almayı unutma. Olur. Hadi canım kahvede istediğin kadar otur. Anladın ya. Kız Azize, meraktan çatlayacağım Allah! Hadi söyle, hadi! Başımıza taş yağacak, dünyanın sonu geldi diyorlar. Bir kerem, hepsinin saçı, başı açılmış. Galiba. Kapı çalınıyormuş Bahriye. Bana da öyle geliyor. Dur oturun siz, ben gider bakarım. Otur. Hayırdır inşallah. Kim ola ki? Kimi aradınız hanımlar? Kasım efendinin evi değil mi burası? Bahriye hanımla görüşmek istiyoruz. Hanımınla. Hanımımla mı? Evet, git haber ver. Hayırlı bir iş için görüşmeye geldik. Buyursunlar. Anlatamadık galiba. Haber ver de Bahriye hanımefendi evdeyse rahatsız edelim. Evdeler efendim, evdeler. Karşınızda. Karşımızda mı? Evet. Bendeniz Hacı Kasım efendinin zevcesi sarı güzelli Bahriye. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Şöyle geçin efendim. Kapıyı da itiver hanım. Buyursunlar efendim. Sefa geldiniz kardeş. Sefa bulduk hanımefendi. Afiyettesinizdir inşallah. Aa, şükür. Efendim. Sebebi ziyaretimiz? Biliyoruz, biliyoruz. Edibemizi görmeye geldiniz. Peşin söyleyelim. Düğün için Kasım efendinin vaziyeti iyi değil. Adımız zengin etti. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım?
Ah, sıkıntı içindeyiz. Ya. Efendim paranın... Şimdi var. Paranın ehemmiyeti büyük. Neme lazım? Kızımızı zengin evladı filan sanırsınız da. Edibenin üstündeki üstünde, başındaki başında. Hı. Bir entar, bir gömlekli alana vereceğiz. Vereceğiz efendim. Hı. Biraz da biz konuşsak. Elbette konuşacaksınız. Ama önce biz derdimizi anlatalım. Efendi oğlumuz helal süt emmiş. 5 vakit namazındadır inşallah. Evet. Kızımız öyle kokorozlu zamanı kızlarından değildir. Bir hamam bir ev, bir hamam bir ev. Başka bir yer bilmez. Allah'ıma çok şükür. Öyle yetiştirdim hanım. Hamdolsun. Çok şükür efendim. Biz neler gördük, neler işittik hanım. Allah korusun ne kızlar ne delikanlılar. Misali bitişik köşkte. Aman hanım. Azize anlatıyordu biraz evvel. Hepsinin başları açık, alt tarafları hepsinin kırmalı, oymalı. Ah kardeş, ahir zaman. İşte biz böyleyiz. Şartlarımız işinize geliyorsa kızımızı gösterelim. Yüzü gözü açılmamış helalzade bir kız istiyorduk. Anlattığınıza göre sizinki bizim için biçilmiş kapta. Beğendik. İnşallah bize kısmet olur. Ah inşallah. Akşam Kasım Efendi'ye söyleyeyim. Size kimler derler? Damat necidir değil mi efendim? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Pek yabancı sayılmayız. Bitişik köşkten geliyoruz. Bitişik köşkten mi? Hanım hanım. Oradan geldiğinizi bilseydim ben size kapımı açardım. Ben size kız mı gösterirdim? Rabbim esirgesin. Tek erkek sizin evladınız saklasın. Aziz! 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 Aman Meftun. Aman Meftun. Oh bizi öyle bir yere göndermişsin ki. Bir dayak yemediğimiz kaldı. Kovuldunuz mu yoksa? Kovulmaktan da beter. Eksik olsun. Neşamın şekeri ne Arap'ın yüzü. Canım ne oldu? Söyleyin de anlayalım. Aman benim anlatacak yüreğim yok. Teyzene sor. O etraflıca anlatsın. Ayaklarıma kara sular indi. Allah aşkına sen anlat teyze. Durun ayol. Anneninki insan yüreği de benimki sığır yüreği mi? Densizlik ediyorsunuz ama. Canınız isterse. Peki kızma. Gelin şöyle. Gelin de en başından anlatayım. Bahçe kapısını kendimiz açıp içeri girdik. Karşımızda harap bir ev. Para babası Hacı Kasım Efendi'nin evi burası mıydı yoksa yanlış mı geldik diye birbirimize baktık. Adres tamamdı. Yürüdük. Kapıyı tıklatmaya başladık. Şimdi masalı bırak da kızı anlat. Nasıldı, güzel miydi? Orasını bana sor. Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklayayım? Allah övmüş de yaratmış. Kaşla göz, ötesi söz. Öyle pudrası, sürmesi, allığı yok. Buğday rengi, balık eti. Ya burnu? Burun için laf etmek günahtır. Kızcağız kahvelerimizi verdi, birkaç dakika oturdu. Ne lakırdı söyledi ne bir şey. Anasından fırsat bulamadı ki kızcağız. Pek beğendik. İnşallah bize kısmet olur dedim. Demez olsaydım keşke. Kadın lafı ağzıma tıkadı. Size kimler derler? Damat necidir? Akşam Kasım Efendi'ye söyleyelim diye sordu. Artık kim olduğumuzu söylemekten başka çaremiz yoktu. Keşke söylemez olaydık. Ne oldu, nasıl oldu anlayamadan kendimizi kapının önünde bulduk. Yetişir. Meftun. Gecektin Lebibe, gelmeyeceksin diye çok korktum. Kıyamet koptu bizim köşkte.
Annem bizimkileri öyle bir kovmuş ki. Yazık. Artık istesek de birbirimizin olamayız. Sensiz yaşayamam. Ben de. Ben de sensiz. O zaman yardımcı ol bana. Kararımı verdim ben. Aksaray'da halam var, onunla görüştüm dün. Misafir edecek bizi. Kısa bir zaman. E sonra? Eksiğimiz sadece düğünümüz olacak. Yanında olmak mühim benim için. Bu gece saat 12'de sizin köşkün bahçe kapısında bekleyeceğim. Geleceksin değil mi? Geleceğim. İki gözlerimde gördüm. El ele tutuşmuş, sevda ötesinde yalnız konuşuyorlardı. Bir anlamamışlar. Ne yaptıkları değil, ne konuştukları mühim benim için. Onu söylesen. Ah, Freman kafa, nasıl da unutmuşum. Hatırlayamamışım. Hatırlamışım. Mahir Bey bu gece saat 12'de Lebiba Hanım da köşk kapısında bekleyecek. Kaçacaklar. Güzel. Çok sinirlendiniz. Belki de gidip kavga yapacaksınız Lebiba Hanım da. Yalnız bırakır mısın beni? Baş üstünde. Benim mektuplar kesildi Lebibe. Bedri'den hiçbir haber yok. Günlerdir arayıp sormuyor beni. Üzülme. Belki de bir iş için ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır İstanbul'da. Ne olursa olsun bir haber verirdi. Bir mektup gönderirdi bana. Mahir'in de haberi yok. Ona da haber vermeden gitmiş. Beni korkutan da bu. Ya dönmezse? Saat önce zıbardı. Ha? Köftünü bey de akşamdan defolup gitti. İnşallah mesut olursun Lebibe. Sen de. Canım kardeşim. Rebiya, kitap okumayı bırak da hazırlan yavrum. Teyzenle Meftun'u yemekte bekletmek saygısızlık olur. Ben yemeğe inmeyeceğim anneciğim. Canım istemiyor. Rebiya, Meftun'a ne derim ben? Bu mevzuda ne kadar titiz olduğunu bilirsin. Meftun, Meftun, Meftun! Artık yetişir anne. Aslında beni değil, kendi menfaatlerini düşünüyorsun. Meftun'u çocukluğumdan beri abi bildim ben. Rebiya yok.
biraz rahatsız. Özür diledi. Yemeğe inmeyecek. Peki Lebibe nerede? Ne var Meftun, ne oluyor? Lebibe Hanım gitmiş. Lebibe Hanım kaçmış. Okumayacak. Ne var Meftun, ne oluyor? Önemli değil Valide Hanım. Lebibe kaçmış. Olanları gördünüz sevgili kardeşim. Bakalım bu sefer kendinizi nasıl müdafaa edeceksiniz? Hadiseleri fazla büyütüyorsun Raci. Büyütmesi küçültmesi mi kaldı bu işin be? Bu kadar rahatlık da fazla artık, pes yani. İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'da. İnsanı öyle bir topa tutarlar ki aklın durur. Ne varmış bunda bu kadar sinirlenecek? Hala ne varmış bunda bu kadar sinirlenecek diyor ya. Elin oğlu gelip kız kardeşimizi kaçırıyor, sen hala... Yok, ayıp ediyorsun Raci. Bir kere elin oğlu değil, komşumuz Kasım Efendi'nin oğlu. Üstelik bu vaziyet düşüncelerime çok uygun. Ortada telaşlanacak hiçbir vaziyet yok. Yeter! Yeter artık be! Ortada telaşlanılacak hiçbir vaziyet yokmuş. Bugüne kadar büyüğümsün diye ne dedinse yaptım. Bana bak. Ama artık yeter! İdareyi ben ele alıyorum. Ey köşk halkı! Anne, teyze, Rebiya, Şaban, Zarafet, Eleni, toplanın! Büyük salonda toplantımız var! Hanımlar, beyler! Etrafıyla anlatamayacağım bir takım sebeplerden dolayı... evin bütün idaresini ben ele alıyorum. Raci! Terbiye ve nezaket maskesi altında dönen maskaralıklara son. Bundan böyle asıl hayatımıza dönmemiz icap ettiğinden... duydunuz değil mi? Evin bütün idaresini ben ele alıyorum. Ah bre, ne güzel konuşmuş. Duyduk. Bundan böyle ne sebeple olursa olsun... ne gece ne gündüz sokağa çıkılmayacak. Evden uzaklaşılması gereken zaruri hallerde... bana başvurulacak. Her ihtiyacınızı ben karşılayacağım. Tanımadığınız kimseler, yabancılar... ne idüğü belirsiz kişiler eve alınmayacak. Alınmayacak. Gece 12'den sonra lambalar söndürülüp herkes odasına çekilecek. Karanlıkta pencere önlerinde durulmayacak. Bahçeye çıkılmayacak. Hele hele... benim haberim olmadan... hizmetçilerin eliyle hususi olarak mektup veya tezkere taşınmayacak. Anlaşıldı mı? Ah, anlaşılmaz. Sizde haberi olmadan mektup taşınmayacak. Taşınmış? Ne hoş, ne hoş. Sizin kız kardeş kayboluyor demek. Ama yok bunda bir şey ağlayacak. Yok büyük facia. Sizin düşünce gibi esrarlı bir hal görmüyor ben. Doğru. Bu bekleniliyor. Birbirlerinin olur, mesele biter. Benim için mühim evlendirmek seni Hacı Efendi kızıyla. Validemle teyzemi kapı dışarı etmişler. Olacak iş değil. Ah, üzülmüyorsunuz. Ne zaman ister benim abi, her şey olur. Oldu hem de. Hemen hakkında bir dedikodu çıkacak. Ah, c'est juste. Tas tamam öyle. Abim yazdı size bir mini reset, reçete. Ne zaman iyi kullanıyorsunuz bunu... oluyor sizin için bir grand succès, bir büyük başarı. Aman aleyhimde olmasın. Zaman pek acayip. İnanırlarsa mahvolurum. Şunun bunun iftiraları yetmiyormuş gibi... bir de ben kendi kendimi lekelemeyeyim. Ah, yok bizim düşünce aleyhte, iyilik için. İnanılır mı acaba? Aa, naturellement. Sizin iş bu. Hakikat olmayan şeylerle aldatmak kendinizi. Şaşıyorum doğrusu. Bizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Mais naturellement. Olmaz bir başka türlü. Şimdi gelelim sizin grand succès. Mes félicitations, cher Meftun, tebrikler. Grand Prix çıktı sana. Şarkı mendiferler piyankosunda büyük ikramiye. Alay mı ediyorsunuz?
Benim bir tek tahvilim bile yok. Ah, ne hoş, ne hoş. Seminyon, işte dedikodu. Çıktı sana piyango. Ya. Ters tamam 15.000 lira. Cebime para girmedikten sonra bütün dünya piyangoları çıksa faydası ne? Ah, vous êtes impossible. Var büyük fayda. Ne zaman yayılıyor bu dedikodu ki siz zengin, Hacı Efendi değil yalnız kız vermek, en mukaddes şeylerle veriyor beraber. N'est-ce pas chérie? C'est merveilleux. Ah, ne diyorsunuz size? Sarks mendifeleri piyangosundan 15.000 lira çıkmış. Ah Fre, inanılacak gibi değil. Evet Eleni. Tamamı tamamına 15.000 lira. Ah, çok sevindim. Alacaklılar kapımızda gelmeyecek artık. Yine de bu haber aramızda kalsın Eleni. Duyulmaması daha iyi. Ay, ne oldu? Sabana, zarafet bacı, gözümüzde aydınlık olsun. Ne oluyor kız, yüreğimizi hoplattın. Zarafet bile heyecandan bembeyaz oldu. Artık bakkal, çakkal, manav hiç kimse kapımızda dayanmayacak. Taşınıyor muyuz yoksa? Yok Fred, taşınmak. Hepsinden ne kadar borç birikmiş, bir bir ödeyecek Meftun Bey. Yok canım, piyango mu çıktı yoksa? Piyango çıkmış. Ha? Tam 15.000 lira. Ha, nasıl bildim ama değil mi? tabi bileceksin. Nasıl demişler? Nasıl? Aptal da malum olur. Vallahi her şey aklıma gelirdi de bizim Mahir'in komşu konağın kızını kaçırıcı hiç aklıma gelmezdi. Frenk bozması kardeş, Frenk bozması. Aslan gibi oğlum uzaktan uzağa elde etmiş de haberimiz yok. Geçen gece kaçıvermişler kız. Nereye gitmişler? Onu da öğrendim. Benim Elti'nin Dürdane'nin Aksaray'daki evine. Ona da darıldım. İnsan bir sorar eder değil mi? Bahriyeciğim, Mahir bir kızla geldi. Alayım mı? Bizde kalsınlar mı? Ayo, onu da affetmem Allah bilir. Böyle konuşma anne. Affedersin. Kucağında bir torunla gelirse. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Torun. Affeder miyim kız? Hı? Affedersin hanım anne. Torun tatlıdır. Bahriye! Bahriye, hemen hazırlan gidiyoruz. Bismillah. Dur bakayım, dur. Nereye? Bitişik konağa. Aa. Mahir'in kız kaçırma pazarlığını yapmaya. Hani konuşmam, affetmem diyordun. Piyango çıkmış Bahriye. Meftun Bey oğlumuza piyangodan binlerce lira çıkmış. Çarşafım açıldı! Şimdi! Meftun Bey, Zarafet bacı diz kapıda misafirler almış. Sizinle görüşme yapacak. Kimseyle görüşmek istemiyorum Eleni. Ama bu başka bir misafir. Yanında madaması da var. Madamı da mı var? Evet, siyah çarşaflarda giymiş Alaturka bir madam. Sakın bitişik köşkte oturan... Tam üstünde basmış. Kasım Efendi ile madaması. Ne duruyorsun Eleni? Hemen büyük salona al. Bas üstünde! Kasım Efendi? Hacı Kasım Efendi. Ben de Bahriye. Anlamam ben Hacı Hoca. Meftun Bey sizi büyük salonda bekleyecek.
Ben şimdi görüşmek istiyordum. Hanım kızım. Anlatamamışsın. O da şimdi bekleyecek. Buyursunlar. Saraya mı geldik Kazım efendi? Fahriye! Sıstık, sıstık! Meftun bey sizi üst katta salonda bekleyecek. Anlatamadım galiba, ben şimdi görüşmek istiyorum. Ben anlatamamışım. Üst katta salonda şimdi bekleyecek. Buyursunlar. Kazım efendi! Fahriye! Buyursunlar madam. Bana bak, bana bak, ağzını topla. Madam senin anan. Bahriye! Bahriye, kulakların sağır oldu galiba. Madam diyor ayol, madam. Anlatamamışım. Neyi? Ben anladım hanım kızım. Ben anladım. Merci. Meftun bey sizi üst salonda bekleyecek. Buyursunlar madam. Meftun bey, Kasım efendi gelmiş. Bonjour Kasım efendi. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz efendim. Kasım efendi, hoş geldiniz efendim. Ulan! Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Alnına koy evlat, alnına. Evelallah alnına konacak eldir bizim elimiz. Buyurun, oturun ya, efendim. Buyurduk buyursun, efendim. Hadi geç bakalım Kasım efendi. Otur şöyle. Be oğlum! Şurada birkaç aydır komşuluk ediyoruz. Müslümanlıkta komşuluk hakkı büyüktür. Yarın ahirette 9 yerde soracaklar. Bahriye! Şimdiye kadar çoktan ziyaret edip safa geldiniz dememiz lazımdı. Kusurumuzu affedin, kısmet bugüneymiş. Kısmetin dışında bir şey olmuyor evladım. Bendeniz Avrupa gördüm baba efendi. İkiyüzlülükten pek hoşlanmam. Lakırdığı biraz doğru söylerim. Ne yazık ki burada doğruluktan hoşlanmıyorlar. Ahlakımız hasta efendim. Şu semte geldim. Sizi uzaktan görür görmez büyük bir saygı duydum. Her halinizi inceledim, araştırdım. Mükemmel bir burjuva olduğunuzu anladım. Ne? Borcumuz olduğunu mu anladınız? Size yalan söylemişler haşa! Hiç kimseye 5 kuruş borcu yoktur Kasım efendinin! Bahriye! Bahriye! Hayır efendim, borçlu demedim, burjuva dedim. Haklısın efendi oğlum, dediğin gibi. Anlaştık değil mi? Efendim, ben Avrupa'da çok şey öğrendim, çok şey gördüm. Bu eski gidişlerimizi değiştirmeli. Sermayelerimizi başka türlü kullanmalıyız. Bizde ticaret henüz el değmemiş durumda. Kazanılacak ne milyonlar var ama ağzımız açıp duruyoruz. Allah bize de güç, kuvvet, beyin vermiş. Bunu kullanmalıyız. Mesela benim bilgi ve anlayışım sizin zenginliğinizle birleşirse ne akla gelmez işler yaparız. Zenginlik mi? Aman evladım öyle bir şey yok. Ailece zor geçinip gidiyoruz. Mahalleden birkaç iftiracının uydurması. Alçak gönüllülük ediyorsunuz. Aman efendim. Bana kalırsa bu zamanda servet övünülecek bir şeydir. Hiç parası olmayanlar bile var görünmek için ne acayipliklere, ne tedbirlere, ne ahmaklıklara başvuruyorlar. Ayrıca size duyduğum saygı paranız için değil. Ben her şeyle Müslüman olan, her şeyle Türk olan bir aileye damat olmak isterim. Kayınpederim sizin gibi abani sarıklı. Her şeyle Türk olmalı. Evladım! Müsaadenizle efendim. Ayrıca hanımefendi gibi nur yüzlü, mübarek bir hatuna kapılmamak elde mi? Damadınız olmak, sizin o mübarek ellerinizi öpmek bir genç için ne büyük bir şereftir. Doğru mu söylüyorsun evladım? Orasını bir ben bilirim. Kasım efendi, durduk da turnayı gözünden vurdu Kasım efendi. Annemle teyzemi size gönderdiğimde ne gibi hislerle yaklaşmak istediğimi anlatamadım galiba. Bizi ayıplama efendi oğlum.
başka türlü anlattılar. Bu kadar insan olduğunuzu bilmiyordum. Elbette, elbette. Frank memleketlerini dolaşmış, alafranga huylu süslü bir beye Egül gibi kızımı vermeye nasıl cesaret edebilirdim? Ben bu halimden memnun muyum sanıyorsunuz? Sizin gibi giyinmeyi ne kadar isterdim. Ama geçinmek için bu dünyanın gidişine uymaktan başka çare yok. Dünya döndü. Şimdi de bütün bütüne dönüyor. Her şeyi değişti. Yavaş yavaş Avrupa gibi oluyoruz. Yakında her şey ateş pahasına çıkacak. Ahali, pesten kerani sınıfı buz gibi kıvırcık eti yiyemeyecek yakında. Kasaplar beygir ve merkep satacaklar. Onları satacaklar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hem de nasıl? Ağzımdan bal akıyor. Bal! Gelelim en önemli meseleye. Oğlunuz Mahir Bey'in ailemize karşı gösterdiği tecavüz bizi iki bakımdan üzdü. Üzdü ve zarara soktu. Bismillahirrahmanirrahim. Evini barkını bırakıp sevgilisine kaçan bir kızın bu davranışına herkes ne kötü manalar verir. Nasıl dedikodu yapar tahmin edersiniz. Bu üzüntüyle annemin sağlığı bozuldu. Maddi zararımız çok büyük. Kız kardeşim oğlunuzla uzunca zaman yaşayabilmek için kendi mücevherlerinden başka anneminkileri de toplayıp götürmüş. Bu zararlarımızı kim ödeyecek? Kimden davacı olacağız? Dava mı? Öyle şeye ne lüzum var? Ayrıca dava etseniz de Mahir'in nesini alacaksınız? Tut gelin perçeminden. Kendisinin hali vakti yerinde değilse velisine ödetirler. Yeni hukuk böyle mi? Öyle şey olur mu? Evet böyle efendim. Ben o ite böyle mi terbiye verdim? İnsan evlat peydahlıyor ama huyunu peydahlayamıyor. Baba efendi, bu mevzuda size bir dava açarsam inanın çok masrafa girersiniz. Başınız çok ağrır. Ama ben bütün bunları kapatmak için bir çare buldum. Nedir o? Kızınızla evlenmek. Bey. Nikah, ağırlık. Yüz görümlüğü. Yüz görümlüğü mevzularında uyuşabildikten sonra... Verdik gitti kızımızı. O tarafları merak etmeyiniz. Benim gönlüm zengindir. Dosta düşmana karşı para için ne kendimi düşürürüm ne de sizi. Öyleyse ben de kızımı eşliğe değil, cariyeliğinize veriyorum. Yoo efendim, bana cariye değil eş lazım efendim. Sen nasıl istersen evladım. Kızım Edip ve cariyen, oğlum Mahir de kölendir. Evladım, hadi gel şöyle karşıma hadi otur geç. Babanın yanına gel, bakayım hadi. Otur. Seninle bir pazarlık edelim. Eğer kısmetse beş aşağı beş yukarı işi bitiririz. Uzun uzadıya pazarlığa lüzum yok. Ne emrederseniz yapmaya hazırım. Oo, pazarlıkta emirle iş olmaz. Pazarlık helaldir. İnsan bir inek bile alsa pazarlıkta çekişmeli. Pekala. Malınıza bir fiyat biçin de çekişelim. Öyleyse kesenin ağzını aç. Kızımı arttırmanın başında 1000 lira ağırlık isterim. Anlaştık mı evlat? 1000 lira? 1000 lira? Bu kadar telaş etme efendi oğlum. 1000 lira demekle hemen cebinden paranı almadık ya. Biraz daha düşün istersen. Ne diyorsun evlat? Ne diyorsun dedim. Vallahi. Vallahi demek bu iş oldu bitti demektir. Öp babanın elini. Kayınvalideninkini de. Hadi koy başına koy. Damat. Güzel çamuş yandım ben senin elinden.
Şerefine Kasım Efendi. Şerefin bol olsun. Hadi damat. Hadi evlat. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bakalım kızlar. Çifte gelin oynarsa evin içinde bet bereket olurmuş ha. Hadi Edibe, hadi gözümün nuru. Üzme ananı. Kalk dedim, kalk dedim. Hadi. Önce damatlar oynasın, sonra da biz. Oy Allah, yavrum da çiftetelim, nasıl oynanır gözleri ver. Utanırım kız. Ay o halli var me. Utanacak, oğlumdan kızımın mürveti bu. Utanacak ne var bey baba? Kızının da oğlunun da mürveti bu. Allah olur olur da... hep beraber olur da olur. Aa büyük hanımlar oynamadan adımımı atmam. Vallahi iki göz uçar olsun. Aa vallahi. Sen kalk bari. Hadi kalk. Ayol, hadi büyüğüm bilmem ki. Durma beni. Madem ki ısrar ediyorsunuz, oynayın bak. Hadi, hadi bakalım. Lütfettiniz canım. Hadi sınasın. Aa, ben vallahi, bilmem. Vallahi, darılırım. Aa, hadi aa. Bakayım, hadi. Aa. Nasıl yani? Ah, şey yani. Nasıl şey yani? Ben içeride oyun oynamış. Sonra sizde çarpmış. Evet. Çarpmış ama sizde görmemiş. Nasıl görmemiş? Görmüş. İstersen görme. Hoppa!